Merhaba değerli dostlar, bugün sizlere çok görkemli, gösterişli bir bitkiden bahsedeceğiz. Park ve bahçelerimizi süslemek için kullanabileceğimiz fırça çalısı bitkisi. Bu bitkinin arkadaşlar çiçekleri fırçaya benzediği için bu isimle adlandırılıyor ve kalistemon bilimsel ismiyle tanınabilir. Bitki genel olarak dar mızrak şeklinde ve genellikle sert yapraklara sahip. Yaprak özellikleri. Yine yaprakların üzerinde genellikle belirgin damarlar bulunur. Çiçekler parlak kırmızı renkte ve ince uzun stamenlerden, yani erkek organların üzerini kaplamasından oluşur ve bu da bir fırça görünümü sağlar. Oldukça da gösterişli bir hal almakta. Meyveler ise küçük sert kapsül şeklindedir. İçerisinde çok sayıda küçük tohumlar mevcut. Değerli dostlar, fırça çalısını yetiştirmek oldukça kolay. İyi drene edilir. Hafif asidik toprakları tercih eder. Tam güneş ışığını sever. Ancak kısmi gölgelerde de tolere edilebilir. Buralarda da yetişebilir. Kuraklığa çok dayanıklı bir bitkidir. Ancak haftada bir defa düzenli sulamak bitkinin daha iyi gelişmesini ve parlak renkli çiçeklere sahip olmasını sağlar. Fırça çalısı genellikle estetik görünümleri nedeniyle bahçelerde ve parklarda süs bitkisi olarak yaygın bir şekilde kullanılır. Yine çit bitkisi olarak kullanıldığı da biliniyor. Özellikle yoğun ve sık dallı yapısı nedeniyle rüzgar kırıcı ve görüntü engelleyici amacıyla da çit şeklinde de kullanımı çok yaygın. Yine ekolojik olarak çiçekleri arılar ve diğer polinatör böcekler tarafından oldukça tercih edilebilir. İşte bu yönleriyle yetiştirip genellikle de park ve bahçelerimizi süsleyebileceğimiz bir çalı. Budamada da genellikle çiçeklenme döneminin ardından budama yapılır. Özellikle birbirine geçmiş olan dallar, yine içe doğru geçmiş dallar budanarak bitki yeni dönem için rahatlatılır ve hazır bir hale getirilir. İlkbaharda yavaş salınımlı kompoze gübreler verilirse bitki yazın adeta coşar ve birçok çiçek verir. Genellikle de çelikle üretimi yapılıyor. Tohumla üretimi mevcut olsa da özellikle alınan dal parçaları perlit veya başka bir ortamda köklendirilerek bitkinin çoğaltılması mümkündür.